çok soru gelmiyor. Nadiren sorunun geldiğini söyleyebiliriz. Ama yine biz, biz bahsedeceğiz. Bazı kavramları vereceğiz. Bazı bilgileri vereceğiz. Hadi bir başlayalım. Şimdi biz ticaret dediğimiz zaman ticareti 3 grupta ele alacağız. İç ticaret, dış ticaret ve bir de transit ticaret dediğimiz bir durum var. Bunları söyleyeceğiz. Evet. Şimdi iş ticaret dediğimiz ülke içinde yapılan ticarettir arkadaşlar. Ülke içinde yapılan ticaret. Peki biz iş ticareti ülke içinde yapıyoruz. Birinci soru kalıbı şu. İş ticarette en çok kullanılan ulaşım derse karayoludur canlar. Tamam Bu bilgiyi bilelim. İş ticarette en çok kullanılan yol karayolu. Peki hocam ne olursa iç ticaret yaygınlaşır veyahut da gelişir. Mesela şimdi ticaret dediğimiz ürünlerin alım satımıdır arkadaşlar. Peki her ürün her yerde bulunması mümkün mü? Hayır. Mesela bu sanayi ürün olabilir, bir tarım ürün olabilir fark etmez. Mesela şöyle örnek verebiliriz. Şimdi mesela çay Türkiye'de sadece işte Doğu Karadeniz'de Rize civarında yetişiyor. O zaman ülkemizdeki herkes Doğu Karadeniz'den çay talep eder. Doğru mu? O zaman çay ticareti çok yaygın olur. E hocam sadece Doğu Karadeniz'de yetişiyor ama bakın ben nerede daha fazla nerede daha az yetişir diye bir şey sormadım. Ya da hangisi daha çok yetişir hangisi daha az yetişir diye bir soru da sormadım. Hangi ürünün tarımı daha fazladır diye bir soru geldiyse buna çay cevabını verebilirsin. Sebep Başka yerde yok. Bunu tam tersi bir örnek verelim. Örneğin buğday. Mesela buğday ticareti yaygın mıdır? Hayır. Hocam niye? Ama herkes tüketiyor. Canlar herkes tüketiyor ama herkes aynı zamanda üretiyor. Mesela Konya gider de Ankara'dan buğday alır mı? Ya da ne bileyim Konya gider de Afyon'dan şeker pancar alır mı? Almaz. Niye? Zaten kendisi üretiyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bahçenizde domates yetişiyor da gidip de pazardan domates alır mısınız? Almazsınız. Kendi bahçende var zaten. O zaman bak ticaret yapmamış olursunuz. Mantığı anlaşıldı mı? Burada mantık şu arkadaşlar. Bir ürün, bir ürün. Yetişme alanı darsa o ürünün ticareti daha yaygındır diye söyleyebiliriz. Burada çay gibi, muz gibi ürünler aklımıza gelebilir. Bunların ticareti daha yaygındır diye söyleyeceğiz. Tamam mı? Mesela anlaşıldı sanırım. Evet, peki devam. Şimdi aynı şekilde sanayi ürünleri e yine sanayi ülkemize her yerde eşit dağılmamıştır. Sanayinin yoğun olduğu yerler sanayinin seyrek olduğu yerler var. E Peki baktığımız zaman sanayinin yoğun olduğu yerlerde mesela otomobil fabrikaları işte Türkiye'de 5-6 tane şehirde var. Ama Türkiye'nin her yerinde otomobil var. Tamam mı? otomobilin ticarette çok yaygındır diye söyleyebiliriz. Bu mantık anlaşıldı mı? Ben bunu anlamadım diyen var mı? Güzel tamam bir ürün ülke genelinde yaygınsa onun ticareti daha azdır. Çünkü zaten herkes ona ulaşabiliyor, herkes onu üretebiliyor, yetiştirebiliyor. Ama yetişme alanı darsa ya da az alanda üretiyorsa onun ticareti daha yaygındır diye söyleyebiliriz. Burada tersten bir mantık güdeceğiz. Peki şimdi gelelim asıl meseleye. Tabii ki nedir o? Dış ticaret. Canlar dış ticaret dediğimiz İki ülke arasında yapılan ticaret. Şimdi burada bazı kavramlar var. Bu kavramlar notunuzda da bu boşlukları bir dolduralım. Şimdi ithalat dediğimiz ithalat dış alım. Dışarıdan aldığımız ürünler. İthalat. Evet. Geçtik ihracat. İhracat dediğimizde dış satım arkadaşlar. Dışarı sattığımız ürünler. Bu kavramları biliyorsunuz hemen birer cümleyle verin karşısına. Şimdi dış ticaret hacmi. Hocam ne demek hacim? İthalat ve ihracatın toplamına biz hacim deriz arkadaşlar. İthalat ve ihracatın toplamı hacimdir. Peki devam edelim. Dış ticaret açığı eğer bir ülkede ithalat ihracattan fazlaysa yani ithalat büyüktür ihracattansa o, o ülke açık verir. Ne yazık ki bizim ülkemiz her yıl açık verir. Çünkü bizim ithalatımız ihracatımızdan daha fazla. Peki hocam fazlalık fazlalık da tam tersi. İhracat İthalata göre daha fazlaysa o ülke dış ticaret fazlalığı verir. Bu gelişmiş ülkeler, ekonomisi iyi olan ülkelerde görülen bir durum. Bizim ülkemize görülecek bir durum değil arkadaşlar. Tamam. Bura sanırım anlaşıldı. Peki şimdi gelelim şurada birkaç tane notumuz var. Bunları verelim. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Tamam şu notları bir paylaş verelim. Şimdi bizim bir önceki yıla göre hem ithalatımız hem de ihracatımız azaldı. Arkadaşlar notunuzda artmıştır yazıyor. O geçen yıla ait bilgiydi ama bu bu yıla ait bir bilgi. Yani 2019 yılına ait bir bilgi. Bir önceki yıla göre hem ithalat hem de ihracatımız azalmıştır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ekonomik kriz var. Hem aldığımız hem de sattığımız ürünler azaldı. Peki dış ticaret hacmi de azalmış olur o zaman. İthalat ve ihracatın azaldı alırsa dış ticaret hacmi de azalır. Çünkü bunlar ikisinin toplamı zaten hacimdi. Tamam. Onları bir düzeltelim. Azalmıştır dedik. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde seksen civarında. Yani atıyorum biz 100 liralık dışarıdan mal aldıysak karşılığında 80 liralık mal satmışız gibi bir şey. Peki geriye ne kadar açık kalıyor? Yüzde yirmilik bir açığımız var arkadaşlar. Tamam. Yani cebimizden 100 lira çıkıyor. Cebimize 80 lira giriyor açığımız da %20 civarında. Peki burada ben size bir bilgi daha vereyim, bir not daha vereyim. Canlar, bizim ülkemiz her yıl dış ticarette açık verir. Yani çünkü bizim dışarıdan aldığımız ürünler daha çok para eder. Sattığımız ürünler de daha az para eder. Peki biz bu açığı kapatabilmek için farklı gelir kaynaklarımız vardır. İşte burada vergiler olabilir. Bunları söyleyebiliriz ama bu dış ticaret açığını kapatabilmek için kullandığımız en önemli gelir kaynağı hangisidir derse notlarınızı alın arkadaşlar. Turizm. Aferin. Galaxy A5. Aferin canım benim. Aferin. Bir de adını söyleseydin ya. Galaxy A5. O bizim gizli hayranımız herhalde. Ken ismini de söylemiyor. Evet. Aferin. Ne diyeceğiz? Türkiye dış ticaret açığını kapatmakta. Kullandığı en önemli gelir kaynağı turizmdir canlar. Peki. Şimdi. Gelelim ihracat. Canlar şimdi ne alıp ne satıyoruz bunları bilmemiz lazım. Peki şimdi Türkiye'nin Türkiye'nin ihracatında biz genelde şunu sıralarız. Şöyle bir sıralama yaparız. Bot diye bir sıralama yaparız. Hocam nedir bu bot? İşte beyaz eşya, otomotiv ve tekstil diye bir sıralama yaparız. Genelde böyledir. Türkiye'nin dış ticaretinde en çok gelir elde ettiği ürünleri bot diye sıralarız. Şimdi bu sıralama ben ilk beşi vereceğim size. Yıllara göre değişir ama bu bot dediğimiz üç ürün mutlaka ilk üçte yer alır. Peki şimdi dikkat bakın. Bu veriler yıllara göre değişebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar ben mesela ders anlatıyorum sonra soru çözüyor. Diyor ki hocam işte bu soru yanlış mı? Sen öyle dediydin. Şimdi geçmiş yıllarla ilgili kaynaklar çözerseniz orada farklı bir soru ya da farklı bir cevap görebilirsiniz bu şu demek değil o soru yanlış anlamına gelmez o yıl için o bilgi geçerlidir yani şunu tekrar ediyorum bu bilg bu bilgiler bu veriler yıllara göre değişiklik gösterebilir Mesela şu anda bizim ihracatımızda en çok e hangi ürünün payı vardır ya da en çok hangi üründen gel gelir elde ederiz de Derse cevap motoru taşıtlar arkadaşlar. Otomotiv. Hocam bizim otomotivimiz yok. Evet yok. Yerli bir markamız yok. Ancak biz otomotiv üretiriz arkadaşlar. Bunu sanayi anlatırken de söylemiştim. Ve Türkiye otomotiv ürettiği için şunu söyleyeceğim üstüne basa basa. Türkiye en çok geliri hangi sektörden elde eder derse cevap motoru taşıtlar arkadaşlar. Tamam. Önemli. Peki. İkinci sırada kazan ve makineler var. İşte bunda beyaz eşyalar falan söyleyebiliriz. Üçüncü sırada tekstil. Hatırlatırsam bunu bunu hem tarımda anlatmıştım hem sanayide anlatmıştım. Bizim tekstilimiz iyi arkadaşlar dünyada söz sahibiyiz. Dördüncü sırada demir çelik, beşinci sırada elektrikli ürünler. En çok sattığımız ve en çok gelir elde ettiğimiz ilk beş ürün arkadaşlar bileceğiz en çok hangi üründen gelir elde ediyoruz otomotiv ya da motorlu kara taşıtlar bot diye kodlayabilirsiniz beyaz eşya otomotiv tekstil bu ürünler her zaman ilk 5'te yer alan ürünlerdir tamam peki bunu söyledik ilk 5'i söyledik şimdi bir de şöyle genel olarak bir bakalım işte az önce söyledik bunlar sanayi ürünleri bunun dışında İhraç ettiğimiz tarım ürünlerine bakalım. Burada kayısı, incir, fındık, tütün, üzüm, zeytin, çay, buğday, ceviz, turunçgiller. Bunu zaten tarımda anlatmıştım hatırlarsanız. Tarımda ihraç ettiğimiz ürünlerden bahsetmiştik. Tamam. Bunlar bizim genellikle gelir elde ettiğimiz ürünler diyeceğiz. Peki madenlere bakalım. Biz daha çok hangi madenleri ihraç ediyoruz? Arkadaşlar en çok sattığımız maden, madenler içinde en çok hangisini satıyoruz dersek cevap mermer arkadaşlar unutmayın. Bunun dışında krom, bor, zımpara taşı, bakır, lüle, demir gibi ürünleri yine bizim önemli ihraç ettiğimiz ürünler diyeceğiz. Tamam. Peki devam. Şurada yine notlarımız var. Bunlar bir söyleyelim. Komşularımız içerisinde en çok hangi ülkeye ihracat yaparız derse komşularımız içerisinde Irak arkadaşlar. Tamam. Peki Türkiye en çok hangi ülkelerle ticaret yapar derse Avrupa ülkeleri. Tamam. En çok alıp sattığımız ülkeler Avrupa ülkeleri. Peki en çok açık verdiğimiz ülke yani o ülkeden çok almışız, o ülkeye az satmışız. Cevap Rusya. Rusya'dan çok alırız, Rusya'ya az satarız. Ya da Rusya'dan aldığımız ürünler pahalı, sattığımız ürünler ucuzdur gibi bir mantık düşünebilirsiniz. En çok açığı Rusya'ya karşı veririz. Peki en çok fazlalık verdiğimiz ülke yani o ülkeye çok satmışız, o ülkeden az almışız. Burada cevabımız Irak arkadaşlar. Tamam? Evet. İhracatta ilk 5 ürün bilinsin. Türkiye'nin en çok gelir elde ettiği ürünler. Genel olarak tarım ürünleri, maden ürünleri neler satıyoruz bunları bileceğiz arkadaşlar. Peki devam. Sırada ne var? İthalat. Peki önce şunla bir başlayalım. En çok neler ithal ediyoruz? Yani en çok parayı nereye harcıyoruz? Evet ilk sırada mineral yağlar ve yakıtlar. E hocam nedir bu mineral yağlar ve yakıtlar? Canlar petrol, Doğalgaz, taş kömür gibi ürünler, tamam? Ama TÜİK'te de petrol, doğalgaz yazmaz, böyle yazar. Mineral yağlar ve yakıtlar diye yazar. Yani soruda size mineral yağlar ve yakıtlar diye gelebilir. Mineral yağlar ve yakıtlar. Ama soruda petrol, doğalgaz diye de gelebilir, aynı şey, tamam? Dikkat. Peki ikinci sırada kazan ve makineler. Hocam, sen demin dedin ki ihracatta biz kazan ve makine satıyoruz ikinci sırada. Sonra kalktın dedin ki bir de alırken ikinci sırada kazan ve makine var. Bu nasıl iş? Canlar mantık basit. Aldığın ürünlerin karşılığında farklı ürünler de satabiliyorsun. Mesela bakın yine bizim ihracatımızda elektrik ürünler var mı ilk beşte? Var. Peki ithalatımızda elektrikli ürünler var mı? Var. Hocam nasıl oluyor? ya Dışarıdan boş alıyorsun, Siemens alıyorsun, Samsung alıyorsun, ne bileyim iPhone alıyorsun. E bunun karşılığında e, arçelik satıyorsun, vestel satıyorsun tamam mı? Mantık aynı şeyle. Yani bizim ihracat ve ithalatımızdaki ilk beş ürünlerin birçoğu birbirine benzer. Yine bakın demir çelik ihracatımızda dördüncü sırada, ithalatta da dördüncü sırada. Tamam Ve yine ithalatta kıymetli taşlar diye söyleyebiliriz canlar. Mesela anlaşıldı mı? En çok parayı otomotivden elde ediyoruz. En çok parayı nereye harcıyoruz derse mineral yağlar ve yakıtlar. Peki, devam edelim. Genel olarak ithal ettiğimiz sanayi ürünlerine bakalım. İşte burada otomotiv arkadaşlar şöyle bir sabit diyelim. Evet, otomotiv, iş makineleri, uçak, elektronik eşyalar, ilaç, boya, kağıdı bilin kağıt genellikle sorulur. Kağıt ithal maddedir arkadaşlar. Kimyasal ürün ürünler, optik aletler işte şu MR cihazlarıdır, röntgenlerdir filan ama bunlar. Silah, gübre bunlar genelde bizim ithal ettiğimiz sanayi ürünleridir arkadaşlar. Neler ithal ederiz tarım ürünlerine baktığımız zaman? Burada muz, kahve, kauçuk, pirinç, hurma, çay, kakao bunlar da genelde bizde yetişmesi zor olan tarım ürünleri. Tropikal meyveler filan söyleyebiliriz. Peki ithal ettiğimiz madenlere bakalım. Fosfat, petrol, doğal gaz, taş kömür gibi ürünler söyleyeceğiz canlar tamam. Evet. Bir de ihracat ve ithalat yaptığımız ülkeleri bilelim arkadaşlar. Şimdi en çok ürün alıp en çok ürün sattığımız ilk 5 ülkeyi bilelim. Bunlar bizim için önemli. Hangileri onlar bir bakalım. En çok ihracat yaptığımız ülke Almanya arkadaşlar. En çok ürün sattığımız ülke ilk sırada Almanya var. Sonra İngiltere Üçüncü sırada İtalya, 4 Irak, 5 ABD. En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke. En çok ürün sattığımız 5 ülke. Tekrar ediyorum. Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve ABD. Peki en çok ithalat yaptığımız dışarıdan en çok ürün aldığımız ülke. İlk sırada Rusya, ikinci sırada Çin. Sonra Almanya var. Dördüncü sırada hocam ben yanlış mı okuyorum? Orada gizli diye bir şey yazmışsınız. Evet arkadaşlar gizli. Hocam niye gizli? Yani bunun amacı ne arkadaşlar? ÖSYM bu verileri her yıl açıklar. Her yıl. Yıl bittikten sonra ÖSYM, şey, ÖSYM diyorum özür diliyorum. TÜİK. TÜİK bu verileri açıklar. Bu yıl çok enteresan bir şekilde TÜİK dördüncü sıradaki ülkeyi açıklamadı. Bu siyaseten olabilir, başka sebeplerle olabilir bilmiyorum. Dördüncü ülkenin ne olduğunu biz bilmiyoruz. TÜİK bu veriyi varken gizli diye açıkladı. Büyük ihtimal İsrail olabilir. Yani benim tahminim bu ama bilmiyoruz. Tamam. Evet beşinci sırada da ABD var. Yani şöyle sorular gelebilir. Size ilk beş değil de birinci sırayı sorabilir. En çok hangi ülkeye ihracat yaparız? Almanya. En çok hangi ülkeden ithalat yaparız? Rusya. Bunları bilin yeter. Tamam. Evet. Devam. Transit ticaret. Bu da çok önemli değil arkadaşlar. Transit ticaret. Bak adından da anlaşılacağı gibi trans. Trans geçiyor. Yani biz ürün alıp ve satmayız. İki ülke kendi arasında alışveriş yapar. Türkiye buna yardım ve yataklık eder diye söyleyebiliriz. Hocam nasıl yardım ve yataklık? Yani Türkiye'nin limanları kullanılabilir. Türkiye'nin e, efendim boğazları kullanılabilir, sınır kapıları kullanılabilir gibi. Mesela İran ile Rusya arasında ticaret var. Rusya'dan gelen ürünler Trabzon'a, limana yanaşır. Oradan karayoluyla İran'a, Habur'a aktarılır. E Böylelikle iki ülke arasında ticaret yapmış olur. Bizim ülkemizde liman ve sınır kapısını kullanır. Biz de gelir elde ederiz. Bunun yanında Kapıkule Habur. Kapıkule bizim Avrupa'ya açılan sınır kapımız. Habur ise ee, Ortadoğu'ya açılan sınır kapımız. Bu iki sınır kapısında yine yoğun bir şekilde e, ticaretin yaygın olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir de serbest ticaret bölgeleri var. Önemli değil. Nedir hocam? İşte burada ticareti geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla bazı şehirler serbest ticaret bölgesi ilan edilmiştir. Hocam amaç ne? Amaç işte orada ticareti yaygınlaştırmak, geliştirmek efendim ekonomi e, filan söyleyebiliriz. Genelde bu ülkeler deniz kıyısında olan, limana sahip olan ülkeler diye söyleyebiliriz. Evet, ticaretle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok fazla uzun uzun konuşmaya gerek yok. Sadece birkaç veri verdim. O verileri bilin. Yeter arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim kalan süremizi de ulaşımdan bahsedeceğiz. Bunları bir konuşalım. Şimdi ulaşımı biz dörde ayıracağız. Karayolu, demiryolu, hava yolu ve deniz yolu diyeceğiz canlar. Peki, şimdi ulaşım ulaşımı etkileyen faktörler var. Bunları bileceğiz. Mesela yer şekilleri ulaşım etkiler. Dağlık ve engebeli yerlerde ulaşım zordur. İklim iklim etkileyebilir. İşte mesela kar yağar, yollar kapanır. Ne bileyim fırtına olabilir. İşte doğal afetler, heyelan filan, deprem. Bunlar ulaşımı etkileyen faktörler. Peki şimdi ulaşımı dörde ayıracağız dedik. İlk olarak karayolu arkadaşlar. Karayolu ile ilgili ben size bilgiler vereceğim. O bilgiler bizim için önemli olacak. Sorular da karşımıza gelir. Peki şimdi karayolu için ne bileceğiz? Bir, ülke içindeki en yaygın ulaşımdır. Ülke içindeki en yaygın ulaşım ve iç ticarette en çok kullanılan ulaşımdır. Tekrar ediyorum. Ülke içindeki en yaygın ulaşım ve iç ticarette en çok kullanılan ulaşım. Genelde karayollarımız arkadaşlar doğu batı yönlüdür. Bunun sebebi de yer şekilleri böyle uzandığından dolayı diye söyleyebiliriz. Peki Hocam ne bilmemiz lazım? Arkadaşlar karayoluyla ilgili ben size 3 tane bilgi vereceğim. Geçitler, tüneller ya da köprüler, tamam? Bazı geçitleri, bazı tünelleri ve bazı köprüleri bilmeliyiz. Peki, şimdi önce geçitlerle bir başlayalım. Geçitlere baktığımız zaman biz geçitleri genelde Akdeniz ve Karadeniz'de görebiliyoruz. Peki, şimdi neden Akdeniz ve Karadeniz'de geçitler yaygın? Bunun sebebi dağların uzanış arkadaşlar. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zordur. Ulaşım zor olduğundan dolayı biz ulaşımı geçitler vasıtasıyla halletmiş oluyoruz. Peki şimdi hangi geçit nerede bunu bileceğiz ve bu geçitler nereleri birbirine bağlıyor? Şimdi önce Akdeniz'de mi başlayalım? Akdeniz'de Çubuk, Sertavul, Gülekbele. Burada size bir kodlama vereyim aklınızda kalsın kodlamamız bu geçitlerin baş harfleriyle Akdeniz'de çok sayıda geçit bulunur. Ç, S, G, B tekrar ediyorum. Akdeniz'de Akdeniz'de çok sayıda geçit bulunur. Yani çubuk, sertavul, gülek, belen. Bir daha söylüyorum. Çok sayıda geçit bulunur. Baş harflerinden böyle bir kodlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Baş harflerinden C, çok sayıda geçit bulunur. Çubuk, sel, tavır, gülek, bele. Peki bunlar nereyle nereyi birbirine bağlıyor? Hadi bir yazalım. Evet Antalya ve göller yöresi hangi geçidimiz? Çubuk. Devam. Silifke ve Karaman Sertavul. Adana ve Niğde Gülek. Adana ve Hatay Belen. Evet Akdeniz'de dört tane geçidimiz var. CSGB çok sayıda geçit bulunur. Tamam. Nereyle nereyi birbirine bağladığını bileceğiz. Tekrar ediyorum. Antalya Göller Yöresi Çubuk. Silifke Karaman Sertavul. Adana Nide Gülek Adana Hatay Belen. Devam. Şimdi Karadeniz'e bakalım. Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz'de geçitleri görüyoruz. Batı Karadeniz'de de görüyoruz. Karadeniz'e baktığımız zaman Trabzon ile Gümüşhane arasında Zigana, Bayburt ile Erzurum arasında Kop geçitleri arkadaşlar. Devam ediyorum, tekrar ediyorum. Trabzon ile Gümüşhane arasında Zigana, Bayburt ile Erzurum arasında Kop. Peki, bir de Batı Karadeniz'de var, önemli değil. Kastamonu ile Çankır arasında Ecevit geçidi. ...diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir de orada ılgaz geçidimiz var. Tamam. Geçitleri bilinecek. Harita üzerinden bilinecek. Yerleri bilinecek. Peki. Devam edelim. Tüneller. Şimdi bunları da yine birkaç bilgiyle bilmemiz yeter arkadaşlar. Yani burada ekstra bir şey söylemeyeceğim. Ekstra bir şey anlatmayacağım. Zaten notlarınızda mevcut. İşte şu son zamanda yapılan tüneller ya da köprüler... ...özelliklerini verip bu köprü ya da bu tünel hangisidir diye soru sorabilir. O yüzden... Ee, ha bir sürü şeyimiz var tünel var ama ben önemli olanları belli başlı olanları notunuza aldım hadi bunlara bir verelim hemen kısaca Ovit tüneli arkadaşlar Erzurum ve Rize arasında yer alır hocam önemi nedir önemi şu Türkiye'nin en uzun karayolu tünelidir arkadaşlar evet tekrar ediyorum Ovit Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli diye söyleyeceğiz geçtik Nefise Akçelik tüneli bunun diğer adı Hapan Tüneli. Ordu-Fatsa arasında yer alır. Bunun yapımında emeği geçen bir kişi Nefise Akçelik hayatını kaybettiğinde dolayı bunun ismi veriliyor. Geç. Ilgaz-15 Temmuz İstiklal Tüneli. Bu da İç Anadolu ve Batı Karadeniz'i birbirine bağlar. Kastamonu ile Çankırı arasında arkadaşlar. E, giriş ve çıkışları köpek balığı ağzına benzer. Böyle ekstra da bir özelliği var. Geç önemli değil. Evet, devam. Orhan Gazi Tüneli ya da bunun diğer adı Samanlı Dağı. Gebze Orhan Gazi ve İzmir Otoyol Projesi kapsamında inşa edilmiştir. Türkiye'nin en uzun otoyol tünelidir arkadaşlar. E hocam sen demin Ovit dedin. Bakın aradaki farkı görün. Ovit'e Türkiye'nin en uzun karayolu dedik. Karayolu tüneli. Buna ne dedik? Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli dedik. Hocam farkı ne? Karayol iki şeritli, otoyol üç şeritli ya da dört şeritli arkadaşlar. Değil mi? farkı bu. E ben bu kadar detaya gireceklerini sanmıyorum da yine de bilin. Sabuncu Beli tüneli var. Bu da İzmir Manis arasında yer alır arkadaşlar. Yeni açıldı. 2018 tarihte yani yeni dediğimiz iki yıl oldu ama yeni sayılır. Ee, İzmir Manis arasında ulaşımı 15 dakikada halledebilecek bir tünel. Son olarak Avrasya tünelimiz var. Bu da İstanbul Boğazı'nın altında her iki kıtayı birbirine denizin altından bağlayan bir tünel arkadaşlar. Ee, üç katlıdır. Hem karayolu hem de demir yolu ulaşımı sağlanmaktadır. Bu da 2016 tarihinde hizmete girmiştir. Avrasya'da önemli bir ulaşım yolu. Hadi gelin bir de köprülerimize bakalım. Osman Gazi Köprüsü arkadaşlar bu e, Körfez Köprüsü adıyla da bilinir. İzmit Körfez Köprüsü adıyla da bilinir. Dünyanın en uzun genişine sahip dördüncü köprüsüdür. Genişlik olarak dünyanın en geniş dördüncü köprüsü diye söyleyebiliriz. Yine bu da 2016 yılı itibariyle hizmete girdi diye söyleyeceğiz. Nisibi Köprüsü arkadaşlar bu Atatürk Barajı üzerinde Adıyaman ve Diyarbakır arasında yer alır. Bunu daha önce ÖSYM e, size değil de KPSS'de bunu sormuştu. Belki size de getirebilir. Çünkü KPSS sorduğu bir soruyu farklı yıllarda e, TYT ya da AYT dediğimiz kısımda da sorabiliyor. Nisi bir köprüsü bunu bilelim. Atatürk Barajı üzerinde Diyarbakır'la Adıyaman arasında yer alır. Türkiye'nin en uzun 3. Asma Köprüsü diye söyleyeceğiz. Evet Yavuz Sultan Selim Köprüsü biliyorsunuz, biliyorsunuz bu da yeni yapıldı. Ee, İstanbul Boğazı'na yapılan 3. Köprü. İstanbul Boğazı'nda başka ne var? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. Bir de Boğaziçi Köprüsü var biliyorsunuz. Boğaziçi Köprüsü'nde ismi değişti. Ne oldu? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu değil mi? Evet. Devam. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. E, bunu bilelim arkadaşlar. Bu önemli. Dünyanın en geniş asma köprüsüdür. Genişliği en fazla olan köprü. Sekiz şerit var ve iki şeritli demir yolu var arkadaşlar. Ve ilk defa iki kıta birbiriyle demir yoluyla bağlanmış oldu böylelikle. Mesela diğer köprülerde demir yolu yok ama bunda var. Tamam. Peki. Bir de Ağın Mağara Köprüsü var. Bu da arkadaşlar Keban Barajı üzerinde e, ee, Elazığ ile Ağın ilçesi arasında yer alır diye söyleyeceğiz. Yine bu da 2015 yılından itibaren faaliyette olan bir köprü. Peki devam. Şimdi gelelim demir yoluna arkadaşlar. Demir yoluna bakın kocaman bir yıldız atın demir yolu ÖSYM'nin en sevdiği ulaşım sorularının başında geliyor. ÖSYM demir yolunu sever arkadaşlar ve demir yolunu sorar. Şimdi bakın Notlarınız da mevcut. Şu harita bizim için önemli canlar. Bu haritayı bileceğiz. Hocam niye bileceğiz? Çünkü genelde harita üzerinden veriyor ya da il veriyor. Ve soru kalıbı da neredeyse artık kalıplaştı. Fix diyebileceğimiz bir soru kalıbı. Hocam ne soruyor? Canlar ya harita üzerinden yer veriyor ya da seçeneklere il veriyor. Ve diyor ki verilen illerin ya da verilen yerlerin hangisinde demir yolu ulaşımı yoktur diyor. Bakın ÖSYM'nin en çok sorduğu soru kalıplardan bir tanesi bu. Tekrar ediyorum. Ya harita verir ya da il verir. Ve der ki verilen illerin ya da yerlerin hangisinde demir yolu ulaşımı yoktur. Peki şimdi haritayı bir inceleyelim. Ben şimdi biraz sonra size yazdıracağım bunları. Ama önce bir inceleyelim. Bakın Karadeniz'den başlayalım. Karadeniz'e sadece Karadeniz'e sadece kıyıya Samsun'a var. Bir de Zonguldak'a var. Gördünüz mü? Bakın Karadeniz'de bir Samsun'da görüyorsunuz. Samsun'da. Bir de Zonguldak'ta görüyorsunuz. Onun dışında bakın Karadeniz'in başka hiçbir yerinde yok. Yani Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Sinop, Kastamonu, Bartın yok arkadaşlar. Karadeniz'de kıyıya ulaşan Karadeniz için söylüyorum. Kıyıya ulaşan iki tane demiryolu var. Biri Samsun, Ongul'da. Onun dışında kalan hiçbir yerde demir yolu yok. Niye? Engebeli çünkü. Demir yolu engebeli yerlerde zordur. Tamam. Bak gözünüz haritaya aşina olsun. Adam sana harita verir. İşaretli yer gösterir. Hangisinde vardır ya da yoktur der. İyi bil. Peki. Devam. Geçtik bu tarafa. Bakın Çanakkale'de yok. Bil. Çok enteresan. Çok garip. Bursa'da yok arkadaşlar. Şu anda yeni yapılıyor. Hızlı tren yapılıyor ama... Eski demir yolu ulaşımı Bursa'da yok. Hali hazırda şöyle bir soru geldi. Dedi ki aşağıdaki verilen illerin hangisinde demir yolu ulaşımı yoktur? Seçeneklerde Bursa varsa Bursa işaretleyin arkadaşlar. Bursa'da demir yolu yok. E hocam yapılıyor. E adı üstüne bak yapılıyor. Daha bitmedi. Tamam mı? Şu anda Bursa'da hali hazırda demir yolu yok. Mesela şurada küçük bir il Yalova yok. Peki geldik. Bakın arkadaşlar şurada Manisa, İzmir, Aydın buralarda var demir yolu. Peki şurada hangi ilimiz var? Şurada gösterdiğim yerde hangi il var? Bilen var mı? Bilen varsa bana bir söyle. Şurada hangi il var? Şu gösterdiğim yer. Hadi bir yazı verin bayım. Burada hangi il var? Orada mısınız? Gebertirim hepinizi vallahi. Burada hangi il var? Menteşe dediğimizde hangi il gelecek aklımıza? İl, il, vilayet, Bodrum, Marmaris, Fethiye. Neresi? Geçtin cevap yok mu arkadaşlar? Yoksa bilerek mi yazmıyorsunuz? Aferin. Aferin. Oo, arka arkaya geldi maşallah. Muğla. Evet aferin bak. Güzel. Muğla'dan başladık. Bak beni takip Beni takip edin. Muğla'dan başladık. Kıyı boyunca. Bak. Hop, Muğla. Antalya'ya geldik. Burada Antalya'nın ilçeleri var. Şöyle Antalya merkez. Sonra işte Manavgat, Alanya, devam ediyoruz hop. İşte Anamur, e, Bozyazı, Silifke, Mersin merkeze kadar. Bak Muğla'dan Mersin merkeze kadar hiçbir yerde demir yolu yok. Gözünüz haritaya aşina olsun. Harita bize lazım unutma. Gözünüz haritaya aşina olsun. Harita bize lazım unutma. Önemli. Tamam. Peki onun dışında... Doğu Anadolu'ya baktığımız zaman şurada bir Erzincan, Erzurum, Kars güzergahı var. Öte yandan bakın mesela şurada Iğdır, Arı, Ağrı, şurada Ardahan bak bunların hiçbirinde yok. Öte yandan şurada Hakkari var değil mi? Hakkari'de demir yolu yok. Haritayı bileceğiz yanlar. Harita önünüzde e, mevcut haritayı inceleyin. Peki ben şimdi gelin size şu bilgileri vereyim. Anadolu'da ilk defa demir yolu nereye yapıldı derse İzmir Aydın arasına yapıldı. Demiryolu karayolu kadar gelişmemiştir. Çünkü eğim ve engebeden etkilenir. Engelli arazilerde görülmez. Peki şimdi ben söyleyeyim siz yazın. <laughs> Türkiye'de demiryolu ulaşımı olmayan bölüm derse bölüm bölüm. İki tane bölümde yok. Yazalım arkadaşlar. Bir Doğu Karadeniz bölümü. İki Hakkari bölümü. İki tane bölümde demiryolu ulaşımı yoktur. Doğu Karadeniz ve Hakkari. Peki şimdi illeri bilelim. Hangi illerde demir yolu yok? Ben belli başlı illeri söyleyeyim notlarınızı alın. Buyurun. Demir yolu olmayan iller. Aferin. Ama Karadeniz'den başlayalım. Tamam mı? Karadeniz'den başlayalım. Hadi. Ordu. Giresun. Trabzon. Rize. Artvin. Gümüşhane, Bayburt, Sinop, Kastamonu, Bursa, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Ardahan gibi illeri bilelim. Belli başlı illerimiz. Yazamayan var mı? Tekrar edeyim mi? Tekrar ister misiniz? Tamam. Güzel. Bunlar bilinecek. Peki. Şimdi bir de bizim yüksek hızlı tren hatlarımız var arkadaşlar biliyorsunuz. Yolculukta yapmışsınızdır belki. Yüksek hızlı tren hatları iyi, güzel, e, hızlı, ucuz, güvenlikli şu anda hali hazırda seferlerde başlayacak. İşte biliyorsunuz durdurulmuştu. Yeniden başlayacak. Yapımı devam edenler de var ama biz şu anda hizmet verenleri söyleyeceğiz. İlk bilgimiz şu. Türkiye'de ilk defa hizmete giren, ilk defa sefere başlayan yüksek hızlı tren hangi iki şehir arasında diye bir soru sorsa. İlk defa yüksek hızlı tren hangi iki il arasında hizmete başladı? Bilen var mı? Evet. Arkadaşlar ilk Ankara Eskişehir. Tamam bunu unutmayın. Bunun dışında İstanbul Ankara arasında var. Ankara Konya arasında var. Konya Eskişehir ve Konya İstanbul arasında hızlı trenlerimiz mevcut. Tekrar ediyorum ilk yapılan Ankara Eskişehir. Ha bunun dışında şu anda Sivas'a yapılıyor ve şu anda test sürüşleri başladı. Bitti yani. sürüşler deneme sürüşleri başladı. Sivas'ın devamına Erzincan, Erzurum'a kadar yapılacak. Bursa'ya yapılıyor. Bunun dışında Ankara'dan Afyon, oradan Uşak, oradan İzmir bunu yine buralara yapılıyor. Peki bir de şurada not var. Bu notu da bilmenizi istiyorum. Demir İpek Yolu Projesi diye bir projemiz var arkadaşlar. Bu projeyi bilin. Nedir hocam bu proje? Şimdi e, Kars'tan Tiflis'e oradan da Bakü'ye uzanan bir demir yolu. Şimdi tarihi İpek yoluna esinlenerek Demir İpek Yolu Projesi adı verildi buna. Önemi ne? Ee, buradan hareket eden bir gemi hiç kesintiye uğramadan Çin'in başkenti Pekin'e kadar gidebiliyor. O yüzden e, bu demir yolu bizim için önemli. Peki. Geçtik. Bitiriyoruz. Az kaldı. Deniz yolu arkadaşlar en ucuz ulaşım deniz yoludur ve dış ticarete en çok kullanılan yol da yine deniz yoludur. Türkiye'nin en büyük limanı hangisidir derse İstanbul Limanı canlar. Türkiye'nin en büyük ithalat ve ihracat limanı İstanbul Limanı. Bunun dışında İstanbul dışında İzmir, Mersin gibi limanlar yine önemli. Öte yandan Samsun, Trabzon, yine İskenderun, Antalya limanları önemli limanlarımız arkadaşlar. Peki gelişmemiş limanlar derse e, burada Çanakkale ve Sinop limanlarını söyleyebiliriz. Çanakkale ve Sinop limanlarımız gelişmemiştir arkadaşlar. Çünkü yer şekillerinden dolayı. Peki. Şimdi birkaç tane daha not vereceğim. Yavaş yavaş bitiriyorum. Arkadaşlar büyük yük gemilerinin yanaştığı limanlara RORO liman adı verilir. Ya da büyük yük gemilerinin e, yük taşımacılığında kullanılan isim de RORO taşımacılıktır. Türkiye'nin en büyük RORO limanı hangisidir derse unutmayın Tekirdağ'da bulunan Asya Port. Tekrar ediyorum Türkiye'nin en büyük RORO limanı. Hocam RORO liman neymiş? Yolcu değil, yük taşıyan gemilerin yanaştığı limanlara Ro-Ro liman. Peki, büyük yolcu taşıyan gemilerin adı ne? O da kruvaziyer gemiler. Aynı zamanda bunlar kruvaziyer turizm diye bir turizm faaliyeti var arkadaşlar. Çok devasa gemiler. bin odalı, 1500 bin odalı falan gemiler var arkadaşlar. Koca koca gemiler. Bunlar ülke ülke şehir şehir dolaşır turizm faaliyeti yapar. Bu gemilerin yanaştığı limanlara da kuruvazier liman adı verilir. Türkiye'nin en önemli kuruvazier limanları Marmaris, İstanbul ve Kuşadası diye söyleyebiliriz. Roro liman yük taşır, kurvaziyer liman yolcu taşır. kuruvazier liman aynı zamanda bir turizm faaliyetidir. Geçtik hava yolu. En pahalı ulaşım hava yolu arkadaşlar. Günümüzde son zamanlarda çok gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Yurt dışından en çok ulaşımın sağlanması hava yoluyla gerçekleşir diye söyleyeceğiz. Yine burada hava yolları ile ilgili, havalimanları ile ilgili notlarımız var. Onları bir söyleyelim. Türkiye'nin en büyük havalimanı Şanlıurfa arkadaşlar. Bu yolcu değil yük taşır, kargo havalimanı. Bir başka not, deniz doldurularak inşa edilen havalimanı Ordu-Giresun arasında yapılmıştır canlar. Ordu-Giresun arasında deniz doldurarak inşa edilen bir havalimanımız var. Deniz doldurarak elde edilen arazilere Polder arazi adını veriyoruz. Geçtik. Bir de biliyorsunuz yine 2018 yılında e, ilk etabı açıldı. İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı arkadaşlar. E, bu havalimanın adı İstanbul Havalimanı. Şehrin ismiyle birlikte anılıyor. Avrupa'nın en büyük havalimanı arkadaşlar... 29 Ekim 2018 tarihinde ilk kez uçuşlar gerçekleştirildi. Yurt içinde ilk uçuş Ankara'ya, yurt dışında da ilk uçuş Azerbaycan ve Kıbrıs'a yapıldı. Evet, burada son olarak şunu da söyleyelim. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı derse bu havalimanı da Zafer Havalimanı. Hocam ne demek bölgesel havalimanı? Arkadaşlar 3 tane şehrin orta noktasında bulunan ve 3 tane şehrin kullandığı bir havalimanı. Hangi üç şehir? Yazalım oraya. Afyon, Kütahya, Uşak. Bu üç şehrin orta noktasında bulunan ve üç şehrin ortak havalimanı olma özelliğini gösteren Zafer Havalimanı diyeceğiz. Tamam. Evet. Ulaşımla ilgili de söyleyeceklerimiz bu kadar canlar. Peki. Ticaret ve ulaşımdan bahsettik. Bir sonraki dersimizde bölgesel kalkınma projelerinden bahsedeceğiz canlarım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek ümidiyle son gül. Ben de teşekkür ediyorum kuzum. Evet. Var mı sorusu olan? Sorusu olan? Yok. Canlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah kısa zamanda görüşeceğiz. Nur Sultan görüşürüz kuzum.